Herkese merhaba arkadaşlar, ben Toxzilla ve karşınızda Galio. Şu anda arkadaşlar 5v5 oyunculara karşı oynuyoruz. Açık grup özelliğiyle Discord'dan biz 5 kişiyiz ve karşıya da 5 tane rastgele lobiye gelen oyuncularla oynadık. Bu arada şu kostümü göstermek istiyorum. Çok iyi, bu da kötü baya. Galio geldi. Bunun yanında da diğer bütün şampiyonlarımız sırayla her gün bir gün arayla gelecek. Biliyorsunuz yarın Rengar, ertesi gün Kha'Zix, ondan sonra Renekton, en sona da neydi? Ramos geliyor. Ondan dolayı bu şekilde çatır çatır ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, Galio'nun yeteneklerinin hepsini çok detaylı bir şekilde baktım. Bilgisayardakinden hiçbir farkı yok. Neredeyse birebir aynı. Bazı yeteneklerin bekleme süresi daha kısa Wild Rift'te olduğumuzdan dolayı ama işlevleri tamamen aynı. Hem yeteneklerini göstereceğim size hem de gerçek oyunculara karşı oynuyor olacağız. Botlar yerine özel oyun böyle oynamak daha eğlenceli olacak diye düşündüm. Ve işte karşınızda Galio. Maçımız başlasın, devam edelim. Evet arkadaşlar, oyunumuz başladı ve Galio ile rakibim Fizz orta koridorda güzel bir vs atacağız. Galio, eğer tank kasarsanız Malphite'in zırhta ne kadar güçlendiği gibi büyü direncinde büyücülere karşı o kadar güçlü olan bir şampiyon. Güzel bir büyü kalkanı özelliği var. Genel anlamda büyü direnciyle güzel güçleniyor ama full'un full'ü yetenek gücü kasıp orta koridorda baskınlarınızla oyunu domine de edebileceğiniz bir şampiyon ki ben size bu videoda bunu göstermeye çalışacağım. Şöyle yeteneklerimi anlatmadan önce adamı biraz tokatlayalım. Çok güzel, bayağı iyi başlangıç. Şimdi arkadaşlar, pasifimiz elim ara ara parlayacak. Bakın şu an parladı. Vurduğumda alan hasarı veren, daha fazla vuran bir düz vuruşa dönüşüyor. Şöyle direkt sıçra atıyorum ama yetmeyecek muhtemelen ve evet. Lee Sin'i öldüm, Fizz'le sıçra tutuştur, ikisini birden harcadı. Fena değil, fena değil. Üçüncü yeteneğim mesela, şimdi yetenekleri sırasıyla anlatayım. Pasifini anlattık arkadaşlar. Birinci yetenek şu şekilde attığımızda fırlayan bir rüzgar atıyor sağdan soldan. Bu rüzgar giderken hasar veriyor ama yere düştüğünde de bir fırtına açıyor yere ve orada alan hasarı vermeye devam ediyor. Arkadaşlar, ikinci yeteneğimize gelecek olursak iki özelliği var. Biri altındaki kırmızı, bu pasif özellik. Bir diğeri de aktif özelliği var. Aktif özelliği ne kadar süre basılı tuttuğunuza dair süresi uzayan bir taunt, kışkırtma yeteneği. Kışkırtma olarak galiba şu an Wild Rift'te ilk kışkırtma yeteneğine sahip şampiyon. Çünkü öpücük tam bir kışkırtma değil. Bilsin de beni ne zorladı ya. Yine öldüm ki. Adam yani geldi beni zorlayıp durdu. Ama buraya geldi, şimdi Fizz'e daldık biraz. Gerisinde şöyle. Çok güzel abi. Çok iyi bir amumu baskını ve geriye dönüyorum. Şimdi bayağı iyi oldu benim için açıkçası. Ultimi de açtım ve aşağıda ultiyle bir şeyler yapmayı deneyebileceğim konumdayım şu anda. Arkadaşlar, dediğim gibi kışkırtma özelliğimiz var. Diğer pasif özelliği de bu yeteneğin. Altındaki bar ara ara dolacak. Şimdi ben büyü hasarı yediğimde büyük halkanı kazanacağım. 12 saniye ki bekleme süresi var yeteneğin. Ve büyük halkanı kazandırıyor bize yani. Amumu oradan önden giderse ultiyle ben de içeriye girerim bu arada. Bayağı da güzel girerim. Bakalım amumu. Oy çok iyi. Çok geç düştü ultim ama o skoru aldık. Buradan bunu da vuracağız. Çok güzel hasar. Bayağı iyi. Tamamdır. Sıfır sıkıntı abi buradan. Yani geleceğini sanmıyorum Lee Sin'in daha çok buraya. Şöyle Seraphine'i biraz daha dövelim ve Fizz'e dikkat şimdi. Fizz'e dikkat. Fizz buraya geliyor. Direkt burada hatta. Aman diyeyim. Aman diyeyim ama o. Onu öldü abi. Buraya giremeyiz şu an. Çok kalabalıklar ya. Şuradan Seraphine de ultiyi açtı. Hadi ölsün o. Belki bu da. Tutuşturu bıraktım. Ben sıçrayı koymayayım değil mi burada? Hayattayım zaten. Şöyle erikleri yiyeyim. Belki burada bir şeyler başarabilirim de. Ezreal var. Full canlı adam. Çok zor benim için bu adam şu anda. Şöyle birazcık minik dürtmeler. Darius ve Omu geldiğini gösteriyor. Ay ay ay, failledim failledim. Sıçra ikinci yetenek atacaktım ama büyük failledim. Geri dönüyorum şimdi. Bilgisayardaki gibi yapmaya çalıştım da şeyi unuttum burada yani. Direkt parmaklarla o seri kombo yapmanın çok zor olduğunu unuttum. Neyse, bu da benim oyuncular karşı ilk oyunum zaten. Arada böyle failler olur. Yeteneklerin devamını açıklamaya başlıyorum.
Üçüncü yetenekteyiz arkadaşlar. Bir adım geriye, sonra ileriye gidiyoruz. Bir adım geriye gittiğimizde veya ileri giderken bir şampiyona çarparsak onu yukarı zıplatıp hasar veriyoruz. Orada bir savaş var bu arada. 15 saniye ultim var. Ne çok savaş oldu oyunda, fark ettiniz mi bilmiyorum ama aşırı fazla savaşla döndü oyun. Ejder almaya girebiliriz bu arada. Ben şurada kapı bekçiliğini yapabilirim buranın. Hiç sıkıntı yok. Hatta Ezreal'ı belki öldürebilirim güzel bir birinci yetenekle. Tamam. Alyo burada zorladı ve bura almış, kesmeyi başardı. Ejder aldık, tamam. Buradan ben geri dönmenin artık mantıklı olduğu dakikalarda olduğumuzu düşünüyorum. Bilsin beni peşliyor abi. Zıplattım. Çıkabilecek miyim bilmiyorum da. Belki çıkarım ya. Çok zorladılar beni ama hayattayım. Güzel abi. Bayağı zorladılar beni. Lee Sin. Beni gördün, tanıdın ve çok fokus atıyorsun bana Lee Sin. Bu videoyu izlersen... Neyse bir şey demiyorum. arkadaşlar ultimize gelecek olursak kullandım gerçi artık ama... Bir takım arkadaşımızı seçiyoruz. Menzilimiz bayağı bir geniş. Orta koridorda oynamamızın sebebi de bu. Çünkü hem yukarıya hem aşağı en yakın koridor orta koridor. Etrafı gezerek oynayacağız ki oyun neredeyse arama döndü zaten. Ulum fulü aşağıda kavga gürültüden başka bir şey yapmadık. Minyon temizleme hızımız çok çok güzel bu şampiyonda. Özellikle belli bir seviyeye geldikten sonra şu an şöyle tık diye bütün koridoru rahatça hızlıca ittirebiliyoruz. Evet şimdi aşağı doğru. Evet Lee Sin yine burada abi. Lee Sin yine bildiğimiz gibi. Güzel vurdum bu arada, fark ettiniz bilmiyorum. Bayağı iyi hasar. Daha burada bekliyor musun sen? Bir bakayım sana. O ne abi? Orada Fizz ne yapıyor? Gel. Burada Fizz ne yapıyor anlamadım. Fizz herhalde oyundan düşmüş, onu kesmeyeceğim. Ama Lee Sin'i kestim, mutluyum abi. İkinci fulleyeceğiniz yeteneği birazcık siz karar vereceksiniz. Ben burada üçüncü yeteneğimi fulleme kararı alıyorum. Bu biraz da deneysel bir süreç aslında. Hangisinin daha iyi iş yapacağını birkaç oyun oynadıktan sonra daha iyi görürüz. Yarın iki maç, tek video, dereceli Galio oynadığım videoda gelecek. Onu da unutmayın bu arada arkadaşlar. Şöyle kimse yok burada. Lee Sin hatta burada şu an. Zıplattık. Ay kötü bir ulti attım çünkü... Üçüncü yeteneğe basarken ultiye de çarptı parmağım. Bayağı başarısız bir ulti bu arada. Tamam. Çıkmam lazım buradan artık. Hah güzel. Hayattayım. Fizz mi geliyor? Tehlike butonları çaldı. Tehlike çanları çaldı orada. Oo, paramparça ettiler. Orada Lee Sin aşağı doğru geliyor şimdi. Gel bakalım Lee Sin. Gel. Ne yapıyorsun? Bak hareketlere bak. Şekil şukul yapıyor bana. Sıçra atmasını istemiyordum. Biraz daha erken bırakmam gerekiyordu. Yeteneği siz ne zaman bırakırsanız yarım saniye ile bir buçuk saniye arasında atacağı kışkırtma özelliği rakibe o kadar fazla girecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. O sizin ne zaman bıraktığınıza göre daha geç bırakmanız lazım. Daha güçlü olması için yeteneğin. Oh. Bunu yapacağını ben de Darius'ta biliyorduk Lee Sin'cim. Seni bir şöyle öldürmüş olalım. Lee Sin AFK yazıyor Seraphine. Lee Sin'de Seraphine AFK yazıyordu. Bunlar birbirini tanıyıp galiba eğlenmeceler yapıyorlar. Ama Fizz AFK. Ondan çok eminim. Adam 20 dakikadır falan aynı yerde. Ulti bekleme süresi bilgisayarda çok çok daha uzun. Burada daha kısa yapmışlar. Daha efektif kullanabilelim. Sık sık kullanabilelim diye. Galyon ultisini tutturmak bu arada çok zor arkadaşlar. Çünkü 2,5 saniye sonra yere düşüyor yeterek. 2,5 saniye aşırı yüksek. Seçtiğiniz takım arkadaşınıza bu arada ikinci yeteneğinizin büyük kalkanı var ya. O kalkandan bir tane veriyorsunuz. Ya ben şu Fizz'i izninizle keseceğim arkadaşlar. Çok canım çekiyor. Sabahtan beri adam burada. Yani acayip canım çekti. Ya da böyle bırakayım mı adamı? Keseceğim ya. Vallahi keseceğim. Adam bir saattir burada. Canım çekiyor birader ya. Tamam onu öyle öldürmüş olalım. Aşağı gitti. Ne yapıyor? Öldü kanka. Tamam o da öldü. Gayet güzel. Peki mavi alma şansım var mıdır?
Üçüncü yeteneğiniz duvarlardan geçmiyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şöyle maviye doğru yürüyelim. Tık tık. AFK var anlamıyorum diye. Ya koridoru kaybedince bir de özel oyun olunca bu çıkanlar olabiliyor. Rakip takımı bu arada arkadaşlar grup bulucu da oyun bulucu özelliğiyle bulduk. Yani şey arkadaşımız değil hiç kimse rakipten. Galio'dan bir ulti geliyor oraya. Bakın mesela çok uzun süresi oldu bu Ramun'un oradan daha arte çıkması için. Galio ultisi tutturursanız çok güçlü. Aa biz gelmiş lan. Oğlum içeride girdim öldüm tek yedim ya. Zonya alacağım. Savaşı alıyor muyuz? Ah be Darius. Hadi be oğlum. Savaşı. Ya neyse. Yani eşit mi? Eşit gibi mi? Sayılır aynen. Ultinizi öyle kafanızda istediği gibi dümdüz atamıyorsunuz. Dediğim gibi bir yakınınızda bir dost şampiyon olması gerekiyor arkadaşlar. Oha gördünüz mü hasarı? Ezreal'ı vurdum hasara bak. Yarı canını vurdum bir tane yetenekte. Hasar çok iyi bu arada. Şuraya ulti açacağım. Orada aynen. Tamam. Daha devam bile ederim. Zonya'm var çünkü ama gerek var mı bilmiyorum. Karşı Galio tank kasmış sanırım. Kafa kafaya şöyle bir. Kötü bir Zonya. Baya kötü bir Zonya kullanma. Bunu öldürdük ama. Ölmedi mi? Öldü. Tamam. Buradan çıkıyorum. Sıçrayla çıkıyorum. Serafin öldürecek artık. Ne kadar çok vuruyor bu adam ya. En çok da Serafin kas. 5-1-6 gidiyor ayı herif. Ne çok kasmış. Orada yetenek açıklamalarına bakmak isterseniz şöyle buyurun arkadaşlar. Genel anlamda büyü direnci ve yetenek gücüyle büyüyen bir şampiyon. Aldığınız büyü dirençleri, yetenek güçleri çok işinize yarıyor. Rakip Galio mesela full full zırh kasmış. Galio kesinlikle full full zırh kasacağınız bir şampiyon değil abi. Onu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi büyü direnciyle ve yetenek gücüyle büyüyen bir şampiyona. Oo. Çaldırmayız umarım. Çaldırdık. Kötü oldu. Ultim düşer mi bilmiyorum da. Düştü bu arada. Düştü de ay. Vuramadık, vuramadık. Çok fazla çok fazla vurdular. Çok hızlı vurdular. Ejder çıktı şu anda adamlar ejder için oynuyordur diye. Evet buradalar ejder civarında oynayacaklar. Totemleyelim bir etrafı sağ solu. Şurayı da totemliyorum. Tamamdır ejder henüz başlamamışlar. 15 saniye ultim var şu an ultim yok. Dümdüz girmemiz tehlikeli olabilir. Ki adamlar da evet şimdi başlayacak gibi duruyorlar. Bakalım başlıyorlar mı? Ama bu AP mi kasıyor acaba ya? Ne kadar çok hasar yedi. Çok fazla hasar yedi. Evet, Ammu'dan bir hareket geldi ama. Zonya maç yok. Kaç kill aldık? Ezreal aşağıdan ittirmiş bu arada. Ezreal aşağıdan oyunu bitirmeyi zorluyor. Ezreal! Ne yapıyorsun Ezreal? Dereceli oyun mu lan bu? Adam bir dereceli oyun misali arkadaşlar. Bu arada şampiyonu denemek için genel anlamda çok iyi video oldu da. O ney lan? Şampiyon işaretliyken gittim attığım yere bak yeteneği. Şuradan bir Serafin'in üstüne yürüyeceğim. Gel bakalım. Gel gel. Ben devam etmek istiyorum bu adama. Şöyle vurdum kafayı. Şöyle. Hasarım çok iyi abi. Yine bir Lee Sin Show. Yine ne kadar şaşırdım ya. Ne kadar şaşırdım ya. Evet barona girmek istiyorum ama iki kişi aslında ölüyken denenip. Ay yapma onu yapma. Ölmese çok iyiydi ya. Orada ölmese çok iyiydi gerçekten. Kural onu kitleyebilir. Böyle. Belki eziliyor tutarım da. Buradan bu arada halletmemiz lazım. Ulti atmayacağım şu an. Ultimate pozisyon değil abi. Of of of. Darius onu çektirseydi direkt olarak showtime yapardık orada. Genel anlamda bu arada şeyi söyleyeyim. Şampiyonu yapabileceklerini ve takım savaşı içerisindeki etkisini falan çok güzel gösterdiğimiz bir maç oldu. Ben bu kadar fazla savaş olacağını beklemiyordum açıkçası. Zonya'm var. Ama muhtemelen yine de. En azından vuracağımı vurayım. Ondan sonra Allah'a emanetlik. Takım savaşımızı izleyelim.
Çok güzel. Bir skor. Gayet güzel. İkinci skor. Bunun devamı gelir mi? Bunun devamında... o da öldü. Öldü. Evet. Belki Lee Sin de... evet. Kule öldü. Ejder geliyor. 5 saniyeye. Umut tek başına yine ejder civarında dolaşıyor. Hayatını riske atmaması lazım aslında. Yani yapma, yapma. Bizle beraber oynaması lazım. Minyonlarımız yukarıdan rakip kule aldı bu arada. Minyonlar MVP arkadaşlar. Biz burayı ittirmeye gelmişti. Ben de ittireceğim şimdi. Ejder savaşında base'imizin içinin minyon dolu olmasını istemiyorum. Mega minyonlardan büyük bir tehdit var çünkü burada. Rakip çok temkinli oynuyor. Ezreal aslında yokken şu an oynayabiliriz ya burayı. Şöyle amuma içeri girmek istiyor da. Allah! Ölmüşüz biz. Ne çok dürtmüşler ya. Yok abi, ölmüşüz, haberimiz yok. Bence bir reset almamız lazım. Evet. Şuraya bir ulti sallıyor. Buradan sonrası Allah'a emanet arkadaşlar. Her şey olabilir. Harbi her şeyin olabileceği bir senaryo. Açtım Zonya'yı da. Şöyle gidiyorum. Peşimde bir Seraphine var. Yakalayacak mı bilmiyorum. Yo, oyunu bitirmişler. Ölmedik ama güzel maçtı. Genel anlamda şampiyonu denemek adına bence çok iyiydi. Ve biz harbi 1,5-2 saattir falan bir tane oyuna girmeye çalışıyoruz. Discord'dan yanımıza gelen herkese teşekkür ediyorum. Rakip takıma da teşekkür etmiyorum. Zaten onlar oyun bulucuyla geldiler ama ulan Lee Sin var ya, ne rahatsız ettin beni ya. Genel anlamda güzeldi oyun. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın 2 maç dereceli bir video içerisinde Galio oynayacağım videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Galio ile alakalı yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın.